Herkese selamlar. Bu hafta sizlerle yine havadan, sudan, ne var ne yok. Nasıl gidiyor hayatlarımız? Yine aynı, hep aynı şeyler. Bu aynı şeyler üzerine konuşacağız. Yukarıda göstermek istiyorum size. Konuşmanın ilerleyen kısmında zaten yukarı doğru yürüye çıkarım. İnşallah ses böyle çok rüzgarlı gelmez de net bir şekilde ulaşır size. Neyse, bu hafta sizlerle konuşma yapmak için işte makaleler araştırırken, nasıl bir konuşma yapsam diye düşünürken New York Times'ın makalesine rastladım. Uzaya bir bilet ister misin diye, uzay istasyonuna bir bilet ister misin diye bir makalesine rastladım. Tavsiye ederim okumanızı. Uzayda seyahat etmenin mümkün olduğu zamandan beri işte nasıl olacağı, ne olacağı hepsi soru işareti var kafalarda. Ama bilinen tek bir şey var ki böyle bir şey olduğu gerçek ve bağıra bağıra geliyor. Bu makalede uzayda ticaretleşmenin mümkün olduğunu ve isteyenlerin bedelini ödediği takdirde gidebileceğini gösteriyor. Bu makalenin bir öncesinde de NASA Mars'a bir bilet kapsamında kampanya başlatmıştı. İnsanları, öğrencileri heyecanlandırmak için, uzayla alakalı bir bağ kurabilsinler diye, işte heveslendirmek için daha doğrusu bilet alma organizasyonu başlatmışlardı. Çok başarılı olmuştu. Türkiye'den de çok büyük, çok sıcak yaklaşım gelmişti. Çok büyük katılım sağlanmıştı diye hatırlıyorum. Ona benzer bir şey değil zannediyorum bu. Bu daha gerçeğe, realiteye yakın bir şey. Sadece insanların rahat bir şekilde uzaya seyahat edebileceğini gösteren bir makaleydi. Ben başarılı buldum. Kesinlikle okunmasını tavsiye ederim. New York Times'ın birkaç makalesine baktığım zaman uzayla alakalı, bilimle alakalı birçok makale yayınlıyorlar. Ben de bu makaleler üzerine yani çok dikkatimi çektiği için biraz buraya yönelmek istedim. Başka nelerden bahsetmişler? Uzayda su bulundu. Su kütlesi bulunmuş güney tarafında. Uzayda dedim, ayda, özür dilerim. Ayda, ayın güney tarafında su kütlesi bulunmuş. Bu su kütlesi üzerinden bir makale yayınlandı. Makale yayınladı New York Times. İşte bu su kütlesinin buz olduğunu ve hidrojen oksijen atomlarını, elementlerini bulundurduğunu, eğer bu şekilde devam ederse insanlara bu hidrojen oksijen atomlarının devamında insanlara yaşam sağlanabileceği düşünülüyor. Ve bu tür bunun üstünde araştırmalar yapılıyor. Buz kütleleri varmış yani. Bakıyorsun birçok şey, mesela New York Times makalelerinde birçok öncelikle bunlara yer veriyor. Çünkü güncel konular bunlar olduğu için, insanları heyecanlandıran konular bunlar olduğu için biraz da araştırmalarını bu taraflara yönlendiriyor. New York Times köşemizde bunlar vardı. Onun haricinde bugün konuşulanlardan gündemi işgal eden bir konu var ki, o da Fransa'da bir dergiden bahsediyorum. Hepiniz duymuşsunuzdur zaten. Fransız dergisini anlatırken size bir yukarıya göstereyim istiyorum. Yavaş yavaş yukarı doğru çıkayım. Şimdi Fransız dergisi, Charlie Hebdo'nun, biliyorsunuz geçtiğimiz zamanda işte Hazreti Muhammed'le alakalı birkaç paylaşımda bulunmuştu ve Müslümanlar çok rahatsız olmuştu buna. İslam kesimini çok rahatsız etmişti bu durum. Çünkü belden aşağı oynama oldu. Biraz aşağılarcasına bir alaycı bir yaklaşımla ele aldılar konuyu. Bu kadar alaycı bir yorumlamanın devamında zaten daha farklı bir şey, hani daha ne kadar ileri gidebilirler diyebilirler yani. Zaten çok da ondan ileri gitmediler yani. Ama yine belden aşağı vurdular. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygunsuz, belden aşağı karikatürünü yayınladılar. Ve Türkiye'yi inanılmaz rahatsız etti. Gerçekten belden aşağı vuruyorlar. Çok umursanmalı mı bilemiyorum. Ama rahatsız edilecek gibi yani. Rahatsız etmemesi mümkün değil o karikatürün. Bir şey diyemiyoruz tabii. Ne diyeceksin? Karikatür yani. Macron yapsa, o yapsa bir eleştirirsin, bir şey yaparsın da. Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı zannediyorum Charlie Hebdo'nun dergisini mahkemeye verdi. Soruşturma açtı daha doğrusu. Mahkeme verdi değil de soruşturma açtı. Açıldı yani Charlie Hebdo'nun dergisine.
Bakalım nasıl bir ilerleme görecek oralarda da. Bu arada yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Tebrik ediyorum. Atatürk ve silah arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramı'nı bakın ben nereden kutluyorum. tabii yarın olacak da yani. Bugün buralardayız. Zaten bir gün sonra koyabilirim 29 Ekim'den sonra. 30 Ekim'de koyacağım videoyu da. Olsun, siz yine 29 Ekim'miş gibi izleyin buraları falan böyle. Şöyle de bir şey var. Not kağıdını unuttuğum için aklımda tutmam gerekiyordu. Aklımda da hepsini tutamıyorum şu anda. Onun için aklıma geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Onun için hepinizden özür diliyorum. Unuttum. Ama hatırlarım. Ezberim iyidir yani. Charlie Hebdo'dan bahsettik. Hemen bir sıralamamı hatırlıyormaya çalışıyorum. Sizin makalesini anlattım. Uzayda seyahat makalesinden bahsettik. Ayda su bulundum. O makaleyi anlattım. Makaleyi anlattım. Sadece haberi vermeyelim. Makaleyi okuyun. Kesinlikle okuyun. Müşteri uçuyor. Kendiniz konuya dağılınca çok daha farklı duygularla bakıyorsunuz. Dünya hayatı. Kesinlikle konuda tavsiye edin. Müşteri okumanızda. Charlie Hebdo'dan bahsettik. 29 Ekim'de bayramınızı kutladım. En içten dileklerinde. Ondan sonra tanda vardı. tanda vardı. Buldum. Dedim ki mimarlık gündeminden birkaç haber okuyayım. Bayağıdır takip edemiyorum. Yani takip ediyorum da incelemiyorum, araştırmıyorum böyle sizler için bakmıyorum falan böyle. Baktım. Kadıköy Meydanı kentsel tasarım yarışmasının sonuçları açıklanmış. Arzu ederseniz, ilgi duyarsanız mimarlığa bir bakmanızı öneririm. Nasıl bir şey olacak? Onun dışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 farklı tasarım yarışması var şu anda. Yani yarışmanın sona kalan projeleri var. O projeleri değerlendirmesi İstanbul halkına kaldı. Oylamanızı yapın. Bakın istediğiniz şeye, istediğiniz projeye bakarak değerlendirebilirsiniz. Mimarlıkta başka gerekli gördüğüm bir şey yok şu anda mimarlıkla. Çünkü diğerlerinin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bunun dışında bir tane daha var. Kültür Üniversitesi'nin bir programı var ve dünyaca ünlü mimarlar katılacak bu programa ve online olarak düzenlenecek online konferans şeklinde düzenlenecek. Onlara da katılmanızı öneririm. Dün vardı. Birkaç gün daha, önümüzde birkaç gün daha devam edeceğini hatırlıyorum. Arzu ederseniz, mimarla ilgi duyuyorsanız dünyaca ünlü mimarlar katılacak ve katılmanızı tavsiye ederim ona da. Şu anlık söyleyeceklerimiz bu kadar. Yavaş yavaş noktalayabiliriz. Bu hafta. Zaten pek konuşasım yoktu bu hafta. Biraz şey oldu. Zoraki oldu biraz böyle. Kral yoruldu. Biraz dinlenmeye ihtiyacı var kralın. Öyle sürekli yoruldu. Alışık değil bünyesi. Paşanın bünyesi alışık değil. Bu harika manzara eşliğinde sizlere veda etmek istiyorum. Şöyle çeviriyorum kamerayı. Güzel. Biraz ışığım gitti ama ya. Biraz süreye geleceğim. Pardon. Bu haftalık benden bu kadar. Kusura bakmayın. Pek enerjik modumda değilim. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Bay bay. Normalde kapatacaktım biliyorum. Ama ekstra bir durum çıktı. Şimdi gittiğim yerde çay içtim, dinlendim. Bir de dönüş yolunu size göstermek istiyorum. Çünkü harika bir dönüş yolu var. Böyle normal kafenin yolu da var ama diğer ilerlediğiniz zaman işte kule için özel parkur gibi bir şey var. 300 metrelik bir yürüyüş yolu. Güzel bir ormanın içinden gidiyorsunuz. Ben arabayı orada bırakmadığım için geri yolu da buradan dönmem gerekiyordu. Ve bunun yanında size bu yolu göstermek istiyorum. Onun için ekstra şu an artıları izliyorsunuz. Bir saniye. Bakın kuş yuvası da var burada. Bakın böyle devam ediyoruz. Burada normalde tabela var. Ne kadar gittiğimize dair. Şu an gelişte de biraz çekmiştim. Göstermek istemiştim size ama dönüşte böyle biraz konuşarak, sohbet ederek anlatalım istiyorum. Şöyle döndürelim. Tabii bak harika bir manzarası da var aynı zamanda. Manzarayı da göstereyim size şöyle. Yürüyorsunuz ama ne eşliğinde, hangi manzara eşliğinde yürüyorsunuz? Bir onu da görün. Şöyle. Şu yürüyüş parkurunu ben çok sevdim. Gerçekten çok sevdim.
Baksanıza şu yola. O şekilde şimdi yürüyoruz. Dediğim gibi burada girdiğimde tamam, daha da fazla gösterecek bir şey yok herhalde. Bu sefer son olmak üzere. Bu haftalık benden bu kadar. Herkes kendine çok iyi baksın. Bol bol yürüyüşlere akalım. Ormanlarda. Bana da yazın. Ben bol bol yürümeyi de severim. Bol bol da yürürüm. Bana da yazarsanız birlikte de yürüyebiliriz. Güzel böyle muhabbet ederek, sohbet ederek. Hem de tanışmış olur. Güzel olur yani. Güzel bir birliktelik olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.